Bekinköylü İzmir Urla'dan katılıyor programa. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. 12 yıllık hayat arkadaşınız Fadime Köylü iki çocuğunu bırakarak 12 Nisan tarihinde evi terk ediyor. Şu an Bursa Karacabey'de beydeymiş ve birinin yanında olduğunu da iddia ediyorsunuz. Çocuklarınız 7 ve 4 yaşlarında, küçük olan da sanırım %98 zihinsel engeli varmış. Evet. Öncelikle eşiniz 12 Nisan'da evi neden terk etti? Sosyal medyada başkalarla konuşurken yakaladım. Hani bu 12 senedir hep aynı düzen. 2 ayda bir kaçıp gidiyor, evi terk ediyor. Tabii bunun gitmenin sebebini ben de çözemedim. Hı hı. Arada bir şey yokken ya halasına gidiyordu ya kardeşine gidiyordu. Hı hı. Arada bir ay sonra beni arıyorlardı, gidip getiriyorduk. Ta Nisan'ın 12'sine kadar hep aynı düzen. Çalıştım iş yerimde, 2 senelik çalıştım iş yerimde, ablama söyleyeyim, oradan devamlı aynı düzen. Bırak gidiyor. Çocuklar alıp gidiyor. Ve oradan... Ama diğerlerinde anladığım kadarıyla hep ailesinin yanına gidiyor. Yani sizin karı koca ablam, aile içi yaşanan sorunlardan dolayı terk gidiyor. Bu seferkinin farklılığı ne? Bu seferinin farkı, ablama söyleyeyim, ortada yine bir şey yok. Hiçbir şey yok. Dedi ben ev tutacağım, gideceğim dedi. Tabii bu süreçte de bize bazımızda hani boşanmamız oluyordu. Yani boşanacağız ama ne zaman boşanacağız bilemiyoruz dedi. Her kavgada boşanacağım bitti, evet, artık, boşanacağım yani, bitti artık. Hep diyor. Öyle. Ablama söyleyeyim, ev tutacağım gideceğim dedi. Tamam dedim. 12 Nisan'da evden nasıl çıktı? İşte bu şekil çıktı. Ben boşanıyorum, bitti Hüseyin dedi. Hayır, öyle değil ablam. Facebook'ta biriyle konuşurken yakaladım. Yakalayınca da dedim arkadaş artık yeter, senin iki tane çocuğun var. Hani bir kendine bir çeki düzen ver. Bu yok dedi, ben gideceğim dedi. Gideceğim mi gideceksin. Ben kendimi dayanamadım artık. Zıbaradan insan çıkıyor yani. Ve orada çocuğun bisikleti vardı. Çocuğun bisikletiyle buna bir tane vurdum. Şiddet uyguladınız yani. Ablam o sinirle, o öfkeyle yani insan kendini tutamıyor ki. Ne kadar güzel söylüyorsun. Öfkeyle öldürdüm yani. Ne oldu ki insanı kendini tutamıyor. Ya böyle demek gibi bir şey Hüseyin Bey. Ablam siz doğru söylüyorsunuz, işte insanın gözü bir şey görmedi mi görmüyor. Hani o öfkeyle, o acıyla tabii sonradan insan pişman oluyor ama işten geçiyor. Aynen öyle. Ve jandarmayı aradı, jandarmalık olduk. Tabii jandarma kar komutanı aradım, dedim komutanım durum yine böyle, ekibi buradan alın. Arkadaş biz hani artık... Anladığım kadarıyla jandarma da alışırsın aile içi problemlerinize. Ablam 2 senedir aynı jandarmalarla akrabayız. Yani 2 ayda bir, 3 ayda bir. En sonunda jandarma kar komutanı dedi ki Hüseyin abim dedi. Allah söyledi abla, bağlayın konuşun. Peki 12 yani. Nisan'dan sonra eşiniz sizden ayrı yaşamaya başladı. Siz çocuklarla hayır, beraber evet, kaldınız. Eşinize geri dön çağrısında mı bulunacaksınız? Hayır. Ben o evden uzaklaştırma aldım. Ben o evden giderken gitmeden önce eşim gitti. Jandarmayı aradım, köy muhtarımı aradım. Gidiyor dedim, bırak gitsin dedi. Dövme de, küfür de etme, hakaret etme. Tamam dedim. Giderken ticari taksiye bindi. Ticari taksiye dedim ki arkadaş bak gidiyor. Hiçbir şiddet yok. Hiç hani küfür falan yok. Tamam dedi. Çocukları ticari... almak istemedi mi? Siz almak mi vermediniz? İstemedi. Hayır, almak istemedi. Gittiğinden beri ne çocuklarını arıyor ne soruyor. Bizi engelledi. Çocuğa ben telefon aldım. Çocuğa hat aldım. Dedim benimle konuşmuyorsan çocuğunla konuş. Çocuğu anında dakikada engelledi. Peki eşiniz Fadime Köylü telefon attığında bakalım onun bu olayla ilgili iddiaları ne? Siz bir an önce eşimden boşanmak istiyorum boşanmak diyerek. Boşanmak istiyorum. Şartlarım var. Şartlarım kabul edecek. Başvuruda bulunmuşsunuz ama evet, anladığımız kadarıyla 12 yıllık evlilikte aile içi şiddet söz konusu. En son Fadime Köylü evi terk etmekte. Çareyi buluyor ama olan yine çocuklar oluyor. Çocuklardan biri %98 zihinsel engelli, diğeri 7 yaşında. Fadime Hanım merhaba. Ay. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Neredesiniz? Bursa'dayım. Bursa'dasınız. 12 evet, Nisan'da evi terk etmişsiniz. Evet doğru. Sanırım o gün aile içi şiddet problemi yaşanmış. Eşiniz size şiddet uygulamış. Evet, sırtımdan sıkı çekiyor. Peki Bursa'da kimin yanındasınız? Kendimi ev tuttum. Hoparlörü kapatır mısınız lütfen? Kendime ev tuttum. Evet.
Orada kalıyorum yani, çalışıyorum. Sigortalı bir işe girdim. Fabrikada çalışıyorum. Çocuklarınızı yani, görebiliyor musunuz 12 Nisan tarihinden beri? Hayır, göremiyorum. Hiçbir şekilde göstermiyor. Yalan söylüyorsun. Allah seni yalan her türlü... Yalan söylemiyorum ben. Sen kaç sefer aradın beni çocukları göreceğim diye. Ben jandarmaya elimde gittim. Elimde bak senin tehdit mesajların var. Tehdit bunu mesajlarım... Bunu bütün jandarma, polisler biliyor. Hepsi gördü. Lan Urla'dakiler de gördü. La bak, ben küfürle konuşmak istemiyorum. Peki siz Bursa'ya gittikten sonra kocanız peşinizden Bursa'ya geldi mi? Gittiniz mi Bursa'ya? Ablam, Bursa'ya gitmemin sebebi akrabası Bursa Yunus Elinde oturuyor. Çocuklar çok istediler bir görelim diye. Oraya gittim ablam. Onlarla hani ne diyeyim, sabah 8'de gittiysem 3'e 4'e kadar oradaydım. Ablama söyleyeyim. Oradan çıktım ki ben kendi öz ailemin Karınızı evinde... Karınızı gördünüz mü Bursa'ya gittikten sonra? Hayır, çocuklarla hayır, bir araya getirdiniz mi? Ben çok aradım, ısrarla ettim. Çocuğum dedim hasta, hatta yalan da söyledim. Çocuk hasta dedim. Bir ara dedim. Peki aramadı. Karınızın Bursa'da olduğunu nereden biliyordunuz? Ablam nereden biliyorum? Mertcan Kaya diye bir insanın Facebook'uyla ben yola çıktım. Daha doğrusu eşimin Facebook'uyla yola çıktım. Mertcan Kaya diye birini yakaladım. İkisi, kim bu? Ablam kim olduğunu bilmiyorum. Bunlar esrarengiz gibi bir olayın içindeyim ben. Hani ben çıkamadım. Çıkmak istedim, çıkamadım. Boşanmaya açtık. Gel dedik, at imzanı, defol git dedim. Ben bu beladan kurtulayım. Ona bile şey yapmadı. Ablam Mercan Kaya'ya ben mesaj çektim, mesajcısından. Dedim arkadaş bir dönüş yapın. Hani... Eşinizin biriyle olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Ablam nice Eylül'ün 23'ünde ben halasını aradım. Dedim arkadaş bu kadın dengesi yerinde değil. Çocukların insanı öpüp koklamaz mı adliyede? Benim ceza mahkemem var. Eşinizin biriyle mi olduğunu iddia ediyorsunuz? Evet ablam. Evet. Şu anda Serdar Kumterm ne onunla beraber ta Eylül'ün 23'ünde ben her konuştuğumda ablam yani diyorum ki bu çocuk... Serdar ismini kimden öğrendiniz? Ablam bunu da Serdar'ın eşi kendi verdi bana. Fotoğrafını da verdi bana. Onu da beni nasıl bulmuşlar? Hani diyorum ya esrarengiz gibi bir olay. Hadi Hanım, Serdar diye birininle mi berabersiniz? Hayır, öyle bir şey yok. Peki o peki, sana Serdar ne diye yardım Bey'in etti? Serdar Bey'in eşi neden kocanız Hüseyin Bey'e ulaştı? O Serdar sana ne diye yardım etti? Ne diye ev tuttu? Ne diye kredi çekti? Bak benim hayır, elimde... Hiçbir şekilde kredi tutmadı. Kredi çekmedi. Ev tutmadı. Sadece bana iş konusunda, ev bulma konusunda yardımcı oldu. Peki sen Ayşe arkadaşıma Tufan Kurt diye olarak ne diye tanıttın bunu arkadaşım? O benim kendi erkek hesabım. Ya böyle... benim eskiden gruplarım vardı. Kendinizi erkek ismiyle hesap mı açtınız? Boşanmayı ben açtım ablam. Evet. Kurtulmak istedim Tufan ben. Tufan Kurt diye. Ha, ondan evet, sonra abla. Hamza diye biri çıktı karşıma. Ondan ama sonra bu çıktı karşıma. Serdal abla. Bey'in eşi size yardım konusunda onların yuvaları yıkılmış herhalde. Bak eşinize diyor ki. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Eşiyle birlikte yardımcı oluyorlar bana. Eşiyle birlikte yardımcı oluyor. Bir dakika şöyle yapalım. Serdal'ın eşi, bu Serdal denilen kimse, evet. Onun eşi sana ne zaman ulaştı? Ablam bana cumartesi bağlayan gece, yani cuma akşamı saat 2:30-3 gibi yabancı bir numarayla aradılar. Evet. Ben de kim diye, ben de oturuyordum, çocuklarım uyuyordu. Tamam, açtın telefonu. Açtım. Buyurun dedim, karşımda bir tane erkek. Buyurun beyefendi dedim. Ben dedi, Serdar'ın karısının kardeşiyim dedi. Evet. Buyurun dedim. Yani Serdar kim, siz kim dedim. Tanımıyorum çünkü. Dedi ki kardeşim dedi sen Fadime Cimi'nin ne oluyor? Anasının soy ismiyle şey yapıyor. Bakın sizin yani hani ben nereden soyadınızı bileyim? Da biliyor. Evet. Ben nereden bileyim abla bunları? Dinle Fadime. Kadın dedi ki kardeşim bak benim canım yandı, yuvam yıkıldı. Bunun dedi, kardeşim dedi Serdar dövdü, telefonu aldık. Telefonun mesajlarına falan girdik. Telefonda seni bulduk. Benim eşim ona mesaj çekmiş. Mesajlarda hep ablam, kardeşim diye çekmiş. Hani kimse çaktırmasın, kimse bilmesin. Ben de dedim ki hepiniz Allah'ınızdan bulun. Benden ne istiyorsunuz dedim arkadaşım. Ne istiyorlarmış senden? Dedi sen dedi Eser Ola çıkacakmışsın. Evet dedi. Kadın bana dedi ki Serdar'ın dedi arabası var. Ben Shell koyacağım. Ha. Dedi maaşı var dedi, tazminatı var. Hani yarın fabrikadan çıkınca ona el koyacağım. Ben de sabah kalktım.
Odadan aşağı indim çay ocağına. Yani kocası ona ihanet ediyor. Bu ihaneti yakalayan, bu anlamda mağdur edilen bir kadın var. Hani artık mağdur mu? Mağdur. Biz mi mağduruz? Çocuklar mı mağdur bilmiyorum. Fadime Hanım. Efendim. Bakın Serdar Bey'in eşi eşinize ulaşmış Hüseyin Bey'e. Hani yaşanan her şeyde sanırım kocanız bu kişiden duymuş. Fotoğraflarda, fotoğraflarda onlar attı. Her şeyi attı. Sizin birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı falan atmış. Ne söyleyeceksiniz? Yanınızda kim? Alo? Siz yanınızdaki ne söylüyorsa onu söyleyin önce bana. Yanımda mı? Evet. Serdar var. Yanımda kimse yok. Hayır, yalan söylüyorsun, yalan yok. Yalan. Ulan ben memlekette o kadar insan... Zorla şey yapıyorlar. Fadime Hanım. Efendim. Buyurun. Bakın Serdar Bey'in eşi ihanete uğradığını görüyor. Sizinle yazışmalarını görüyor. Fotoğraflarınızı görüyor. Öyle bir şekilde şey Hüseyin Bey'i. Serdar'ın öyle eşine şey dedim yok. Ki. Hayır öyle bir şey yok. Serdar'ın nasıl eşine... bir şey var peki anlatır mısınız? O size de az önce belirttiğim gibi ben kendime o Tufan Kurt adında bir hesap açtım. Benim daha önceden gruplarım vardı. Serdar Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Evet tanıyorum. Bana yardım etti. İş arkadaşınız mı? 3 senedir tamam. Konuşuyorlar. Size yardım etti. Sürekli evet, görüştüğünüz biri mi? Bunda konusunda olsun bana kendisi yardımcı oldu. Eşiyle tanışıyor musunuz? Eşiyle tanışıyor. Dur abicim ya. Eşiyle tanışıyor musun? Hayır tanışmıyorum. Ama biraz önce dedin ya onlar bana karı koca yardım ediyorlar. Ben mi yanlış anladım? Bana evet. Karı koca yardım ediyorlar evet. Dedin. Ya karısıyla kocası, ya kocası şey yaptı, kocası yardım etti bana. Anladım, hanımefendiyi tanımıyorsunuz. Hayır, tanımıyorum. Peki kocası sana ne diye yardım etti? Sen adamı nereden tanıyorsun? Ben kendi halimi gruptan tanıyorum ben onu. 3 senedir bakın, gruptan tanıyorum. Bunu ne hiçbir grubu zaman bu? Unutma arkadaşım. Bir adam... Esra Hanım, Hüseyin Bey susturur musunuz ben kendi derdimi? Ne grubu bu, gruptan tanıyorum dediniz? Yani hani bir oyun grubu mu? Hayır ya, bu eğlence... Anladım. O gruplardan tanıdım ben. Anladım. Oradan ben de derdimi anlattım. Halimi az söyledim. Ondan sonra buraya geldim. Buraya geldikten sonra da bana iş konusunda ve ev bulma konusunda yardımcı oldu. Onun anladım. Başkasında hiçbir şey olmadı. Ama eşi Serdar Bey'in eşi bu. Anladığım siz hani diyorsunuz yardım ettiği iddiasında bulunuyorsunuz. Serdar Bey'in eşinin gördükleri farklı olduğu için o da mağdur olduğunu söylüyor. Ayşe Hanım telefonu attığında. Ayşe Hanım sizin yakın arkadaşınız mı sanırım? Evet. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Fadime ile yakın arkadaşsınız. Evet yanıma geldi. Tufan Kurt'la beraber yanıma geldi ama alkollerdi. Hayatım Tufan Kurt kim? Tufan Kurt'u bilmiyorum işte onun arkadaşı. Yani size birini, bir adamı Tufan Kurt diye mi tanıttı? Evet, evet. Benim yanına geldi. Peki bu ekrandaki kişi, yani fotoğrafını görüyor musunuz bilmiyorum. Evet, evet, evet. Aynı kişi. Bu kişiyi siz Tufan Kurt olarak mı tanıyorsunuz? Evet, evet. Tamam. Devam edin lütfen. Kendisi işte beni ev tuttu, kredi çekti dedi kendisi. Hı hı. İşte bana her şeyde yardımcı oldu. Hı hı. Mesela hastaneye götürdü, şöyle etti, böyle etti dedi kendisi de. Hı hı. Yani böyle. Siz aynı evde mi tanıştı yani yaşadınız son birlikte çıktı. Yoksa ablam, yok. Siz yok, dışarıda mı gördünüz bu beyefendiyi? Çalıştığım yere geldiler gezmeye. Siz bunların yaşadığı yere gittiniz mi? Gittik. Siz bunların yanına yani bir gece kalmış Fadime Hanım'ın evinde bir gece kaldınız mı? Misafirler oldunuz mu? Evet evet kaldım. Ol Fadime Hanım. Efendim. Şimdi Serdar Bey'i siz niye Tufan Kurt diye tanıtıyorsunuz? Ya ben size de az önce belirttiğim gibi yani o Tufan Kurt benim kendi hesabım. Hayatım hesap ayrı. Televizyonda peki, şey yazmışsınız. Peki ablam sorar mısın? Hamza kim? Öyle bir şey yok. Peki bu Ayşe senin yakın arkadaşın değil mi? Efendim? Ayşe senin yakın arkadaşın değil mi? Hayır benim yakın arkadaşım değil. Daha önceden beraber çalıştık bir ara. Tamam. Ben sadece onu öyle fazla bir sohbetim muhabbetim de yoktu. Peki sizin evinize Bursa'ya gittikten sonra sizin yanınıza gelip kaldı mı? Çalıştığı iş yerinden çıkarıldığı için soğuktu hava.
Ben evime aldım onları. Peki. Normalde Ayşe nerede yaşıyor? Bursa'da mı yaşıyor? Hayır hayır. Hayır bilmiyorum. Normalde nerede yaşadığını bilmiyorum. Bilmiyorsun ama Bursa'ya gelip senin evinde kaldı. Evet kaldı. Eşiyle küstüğü için mi gelip senin evinde kaldı? Efendim? Eşiyle problem olunca mı gelip senin evinde kaldı? Hayır. Çiftlikte çalışıyormuş tek başına. Hı. Tek başına çalıştığı için de çocuklarıyla bunlar yok. Çiftlikte ne olduysa artık şey olmuş. Bunu atmışlar dışarıya. Beni aradı yardımcı olur musun diye. Ben de tamam dedim. Peki olur. Yardım etme. Şimdi bu arada Fatıma Hanım. Ablam bir şey söyleyeyim. Siz eşinizden boşanmak istiyor musunuz? Evet ben boşanmak istiyorum. Ve ayrıca tekrar belirtmek istiyorum. Çocuklarınızı görmek Serdar istiyor musunuz? Abi benim sevgilim falan hiçbir şeyim değil. Tamam. Çocuklarınızı görmek istiyor musunuz? Efendim? Çocuklarınızı görmek ister misiniz? Evet isterim. Peki sizi davet ediyorum. Gelmek istiyorsanız buyurun lütfen. Hayır ben gelmek istemiyorum. Ben sadece bundan bir an önce boşanmak istiyorum. E tamam o zaman davanızı açın lütfen. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu zamana kadar yapılmayan bundan sonra yapılmaz. Bir de yani şimdi mesela sokaktaki biri size yardımcı oluyor. Tamam mı? Ya lütfen aynı merhameti siz de çocuklarınıza gösterin. 12 Nisan'dan beri kalkıp o çocukları almak için, velayetini almak için, o çocukları görmek için de lütfen siz de çocuklarınıza aynı merhameti gösterin. Bakın hiç yabancı biri size bu kadar yardım oluyorsa biraz el vicdan, iki çocuğu da böyle ortada bırakmayın. Şimdi ablam. İnsan şimdi yardım birinden merhamet görünce merhamet duygusunu da öğrenir. Dersin ki ben bu merhameti çocuklarıma uygulayayım.